Efes, Türkiye'nin İzmir ilinde Selçuk yakınlarındaki antik Roma şehridir ve popüler bir turizm merkezidir. Bir zamanların etkili ve stratejik liman şehri olan Efes'in amfiteyatrosu ve kütüphane cephesi kalıntıları son derece iyi durumdadır. Efes'te restorasyon çalışmaları hala devam etmektedir. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı ile ünlü site, Selçuk ülkesine sadece 3 kilometre uzaklıkta ve Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumdadır. Efes, Akdeniz'deki en büyük Roma arkeolojik alanlarından biridir. Antik çağda bir liman şehri olan Efes, şimdilerde denizden 5 kilometre kadar içeridedir. British Museum tarafından Artemis Tapınağı'nı bulması için görevlendirilen asıl mesleği demiryolu mühendisi olan John Turtlewood adlı kişi aynı zamanda 1863'te Efes'in kalıntılarına ulaşan ilk kişidir. 1869'da tapınağın kaldırımlarını bulmuştur. 1895'te Avustralyalı arkeolog Otto Bendorf kazılara devam etmiştir. Efes kazılarında günümüze kadar önemli ve öncü bir rol oynayan Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün katkıları büyüktür. Efes'in en iyi fotoğraflanmış Celsus Kütüphanesi olarak bilinen cephesi, orijinal malzeme ile yeniden inşa edilmiş ve Roma İmparatorluğu'ndaki eski bir Yunan valisine bir hatıra olarak inşa edilmiştir. Kütüphane tam olarak Celsus veya Tiberius Julius Celsus Ptolemaeus adını taşır. O günlerde çok sık görüldüğü gibi kendi adına bir miras bırakmak isteyen Celsus tarafından masrafları karşılanmıştır. Efes Kütüphanesi yaklaşık 2000 metrekare büyüklüğündeydi ve 12.000 kadar perşemen evrak barındırdığı sanılıyor. Okuma doları şehir için önemli bir kamusal alan olmuştu. Roma dünyasının 3. büyük kütüphanesiydi İskenderiye ve Bergama'dakilerden sonra. Celsus kütüphanenin altında mermer bir lahit içinde gömülüdür. Kütüphane milattan sonra 262'de Gotlar tarafından tahrip edildi. Bugün gördüğünüz cephe 1970 ve 1978 yılları arasında Alman arkeolog Walker Michael Stroka tarafından yeniden inşa edilmiştir. Efes'teki tiyatro 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle antik dünyanın en etkili tiyatrolarından biridir. Efes'te şehre suyu getirmek için su kemeri olan, kalıntıları yaklaşık 9 kilometre boyunca uzanan, ancak araba ile ulaşımı kolay olmayan ve iyi tanıtılmayan iki agora vardır. Oldukça büyük olabilecek bir Odeon çatılı tiyatrosu ve henüz yeniden inşa edilecek birçok yapının kalıntısı vardır. Buralarda mezarlar ve tapınakların kalıntılarını görmek de mümkündür. Efes, Türkiye'nin en popüler turistik yerlerinden birisidir. Ancak antik çağda, o zaman Efes sınırları içinde olan Artemis Tapınağı, dünyanın 7 harikasından biriydi. 2015 yılında Efes'te bulunan kalıntılar ve Selçuk çevresindeki kalıntılar, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak belirlenmiştir. Efes, Artemis Tapınağı ve Selçuk çevresinin Türk çağına kadar uzanan yerleşim bölgelerinden biridir. Hititliler bir zamanlar Arzava İmparatorluğu'nun bir parçası olarak burada yerleşmişlerdir. Efes kenti İonyalılar tarafından inşa edilmiştir. Milattan önce 129'da Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne giren İonya Birliği'nin bir parçasıdır. Efes, milattan önce 650 yılında Artemis Tapınağı'nı da yıkan
Kimerler tarafından istila edildi. Bir refah döneminden sonra bir kez daha Artemis Tapınağı'nın yeniden inşasından sorumlu olan Ligya Kralı Croesus tarafından bir kez daha fethedildi. Milattan önce 356'da Herostratus tarafından yakılan Artemis Tapınağı'nı yeniden inşa etmeye devam edenlerse Efeslilerdi. Efes milattan sonra 395-1308 yılları arasında Bizans-Roma etkisi altındaydı. 5. ve 6. yüzyıllarda Konstantinopolis'ten sonra en etkili şehir halindeydi. Örneğin St. John Bazilikası 6. yüzyılda İmparator 1. Justinianus döneminde inşa edilmiştir. Limanın Küçük Menderes Nehri tarafından doldurulmasıyla Efes'in statüsü ve önemi yavaş yavaş azalmıştır. 1090'da Selçuklular bu bölgeye geldiklerinde Efes küçük bir yerleşim yeri olarak kalmıştı. Bizansların eline geçmiş ve Hagios Theologos adıyla anılan bir kasabaydı. 14. yüzyılda şehir Selçuklu hükümdarlarının yönetimi altında tekrar zenginleşti. Yerel İsa Bey Camii inşa edildi ve Artemis Tapınağı ve Efes'in kalıntıları kendi halinde unutulmaya yüz tuttu. Efes, 1390'da Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi. Kısa bir süre için Anadolu beyliklerinin kontrolü altında olsa bile 1425'te Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. 15. yüzyıla gelindiğinde Efes tamamen terk edilmiş ve nüfusu yakınlardaki Ayasoluk'a, yani bugünkü Selçuk'a taşınmıştı. En önemli Yunan şehirlerinden biri olan Efes, etkili bir ticaret merkezi, birçok fetihten ve saldırıdan sağ kurtulmuştu. Bugün Efes'te gördüğümüz iyi korunmuş kalıntılar, kendini işine adamış birçok ülkeden arkeologlardan oluşan bir ekibin titizlikle detaylandırılmış çalışmalarının sonucudur. Bu muhteşem tarihi sitede bir yürüyüş, en parlak döneminde nasıl görünmüş olabileceğine dair görüntüleri hayalimizde canlandırmamıza neden olur. Hristiyan hacının odak noktası olan Efes, Haçlılar döneminde bir huzursuzluk yatağıydı. Geride kalan kalıntıların büyük bir çoğunluğu toprak altında gömülüdür. Bir zamanlar büyük bir şehir olan Efes'in ancak küçük bir bölümünü kalıntılarına ulaşılmıştır. Efes'i ziyaret etmeden önce lütfen Selçuk Müzesi'ne gidin. Müzedeki aldığınız bilgiler Efes'te dolaşırken oranın görkemini, tarihini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Efes Müzesi'nin girişinde geniş bir otopark var. Ancak yaz aylarında gün boyunca gelen trolobüsleri ile çok kalabalık olabileceğinden Efes bölgesine sabah erken gitmeye çalışın. Çok sayıda hediyelik eşya dükkanı, yiyecek içecek satan büfeler var. Yalnız fiyatları biraz fazla. Efes'i ziyaret ettiğinizde Şirince Köyü'ne, Artemis Tapınağı'na, Meryem Ana Evi'ne ve Selçuk Kalesi ile Aziz John Bazilikası'na ziyaret edin. Ayrıca Selçuk'ta ve çevresinde İsa Bey Camii ve diğer birçok arkeolojik ilgi çekici yer bulunmaktadır.